Oksijen TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Ben Ahmet Süertekin. Bölgemizde ve Düzce'mizde yer alan gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla ekran karşısındayım. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün bilim kuruluyla bir toplantısı vardı biliyorsunuz. Bu toplantıdan sonra test sayısına göre vaka sayısının azalma gösterdiğini söyledi. Şimdi tabii bu açıklamayı yapıyor bakanımız bir yandan ama mesela Düzce ilimizde vakalarda %50 artış var. İnsanların güzel havayı da fırsat bilip dışarıya çıkması neticesinde vaka yükselmeye başladı. Hatta uzmanlar televizyonlarda şimdiden bunun acaba bir ay öncesine dönüp dönmeyeceğini tartışıyor. İşte burada iş yine vatandaşa düşüyor. Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek, insanlığın hikayesinde yeri olacak büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. Böylesi büyük bir hadisede 8 haftalık bir mücadele uzun ve yorucu değildir. Her günü kritik, yarını bugününden önemli bir mücadeledir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yapılan test sayısının arttığını ve vaka sayısının da düştüğünü belirtti. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Aziz vatandaşlarım, geçen hafta olumlu net bilgiler ışığında Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Şimdi mücadelemizin ikinci dönemindeyiz. İkinci dönemin ilk günlerindeyiz dedim ve ekledim. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir. Başarı ilk dönemde olduğu gibi yine tedbirlere bağlıdır. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs şimdilik tam bilemeyeceğimiz bir dönem boyunca bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Wuhan'daki ilk olay özellikle kentlerdeki hayat için bir milattır. Son verilerin açıkça ortaya koyduğu gibi şu anda bir hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız. Buna rağmen bir hafta önce ne söylediysem tekrar ediyorum. Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir. Örnek olduğumuz dünyaya bu kez ders olabiliriz. İyi haber olan her sayı yükselirken, kötü haber olan her sayı azalırken, güç bizdeyken buna izin vermeyelim. Şimdi yarın biliyorsunuz 15 ila 20 yaş arası gençlerin, sokağa çıkma yasağı olan gençlerin izin günü. Yarın onlar sokaklarda olacak. Bununla birlikte yine biz bültenimize girerken, yani bir son dakika gelişmesini de verelim size. Pazar günü berberler 65 yaş üstü vatandaşlarımız için açık olacak. Bunu da söyleyelim. Pazar günü berberler 65 yaş üstü vatandaşlar için açık tutulacak. Şimdi az önce habere girerken söylemiştik. Düzce'de vaka sayılarının neredeyse yarı yarıya artmaya başladı. İşte buna sessiz kalmadı Düzce Valiliği, İl Pandemi Kurulu. Tedbirleri iki katına çıkarttı. Maske takmayı zorunlu hale getirdi. Takmayana biliyorsunuz hem parasal ceza var. Eğer tekrar ederse hapis cezasına kadar yolu var. Şimdi haberin detayına gidelim. Son 3 günlük raporların sonrasında Düzce'de vaka sayısında artış görülmesi üzerine Düzce Valiliği tarafından sert önlemler alındı. Bugünden itibaren hiçbir şekilde sokağa maskesiz çıkılmayacak. Değerli vatandaşlarımız, maske takmak artık zorunlu hale gelmiştir. Lütfen maskesiz sokağa kesinlikle çıkmayalım. Sosyal mesafemizi özellikle koruyalım. Maskesiz kesinlikle sokağa çıkmıyoruz. Maskemizi mutlaka takacağız. Hem kendi sağlığımız için hem de sevdiklerimizin sağlığı için maskemizi kullanalım. Maskesiz sokağa çıkmayalım.
valiliğin konuya ilişkin açıklamasında şu görüşlere yer verildi. Bulaşma hızının azaltılması ve sosyoekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşların tamamının maske takması zorunludur. Vatandaşlarımızın kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokakta ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından kabahatler kanununa göre işlem yapılmasına karar verildi. Kurallara uymayan vatandaşlara 3.150 lira ceza kesileceği bildirildi. Beyefendi maskeyi takıyoruz. Bu şekilde çıkmak yasaklıyor. Maskeyi takacağız yani. Maskeyi takmadan ihmal etmeyeceğiz ama maskeyi takıyoruz yani. Tamam. Dikkat edelim bundan sonra. Şimdi diğer bir merak konusu Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklayacağı şehirler arası taşımacılık fiyatlarıydı. Buna göre 100 kilometre en kısa mesafe olarak kabul edildi. Ve 100 kilometre için 100 lira ücret talep edecek otobüs firmaları. Bununla birlikte en uzun mesafede 2000 kilometre olarak görüldü. Ve en uzun mesafede de 500 lira ödeyeceksiniz 2000 kilometrede. Ama şunu da ekleyelim. Mesela Çanakkale Köprüsü gibi bir yerden yani geçiş ücretli yerlerden geçtiğiniz zaman bunun da geçiş ücreti yolcuya yansıtılacak. Hoş zaten şu andaki durumda deli dumrul misali. Geçenden bir geçmeyenden 5 şeklinde alınıyor. Haberin detayına gidelim. Ulaştırma Bakanlığı yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Koronavirüs süresi içinde kapasite eksikliği nedeniyle yolcu taşıma maliyetlerinin arttığına dikkat çekilerek uygulamanın 31 Temmuz tarihine kadar süreceği belirtildi. Karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 100 kilometre mesafede alınacak tavan yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 lira oldu. Uzak mesafe olarak da 2000 kilometre için bilet fiyatı 500 lira olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek. 16-19 Mayıs tarihleri arasında biliyorsunuz 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, yasağı uygulanacak. İşte buna binaen 18 Mayıs'ta kamu görevlileri yani memurlar İdari izinli sayılacak. 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, kamu çalışanları da 18 Mayıs'ta idari izinli sayılacaklar. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede şu görüşlere yer verildi. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür. Yine memur adaylarını çok yakından ilgilendiren KPSS'ye başvuru tarihleri belli oldu. Koronavirüsü sebebiyle Türkiye'de eğitimde sınav karışıklığı devam ediyor. ÖSYM birçok sınavın takviminde değişiklik yapıldığını açıkladı. Bu sınavlardan biri de KPSS sınavı oldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre KPSS başvuru tarihleri de belli oldu. Memur adaylarını yakından ilgilendiren KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında, KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Akçakoca'da çok renkli, güzel görüntüler vardı. 0-14 yaş arası çocukların biliyorsunuz sokağa çıkma kısıtlaması kısa süreliğine kaldırılmıştı. Şimdi o güzel görüntülerle baş başa bırakalım size. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ardından 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen çocuklar parkları doldurdu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi ve Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz parklara akın eden çocukları ziyaret ederek kendilerine yiyecekler ikram edip sohbet ettiler. Parka mı geldiniz siz? Kardeşine de almış. Çocukların parklarda olacağını düşünen ve bir gün öncesinden park ve bahçeleri dezenfekte ettiren Belediye Başkanı Okan Yanmaz, eşi Nursen Yanmaz'la birlikte çocuk oyun parklarını ziyaret ederek çocuklarla sohbet ettiler. Parklarda oynayan çocuklara çikolata dağıtan Nursen Yanmaz, ilçede bulunan tüm parkları dolaşarak çocukları sevindirdi. Başkan Okan Yanmaz ve kıymetli eşleri Nursen Hanım gerçekten çok güzel
sosyal projelere imza atıyorlar. Evet kıymetli izleyenler, Oksijen TV ekranlarında ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle bu ekranlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, evde kalın diyoruz.